AK Parti İl Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı'na hakarete karşı basın açıklaması. Hem millet hem hukuk önünde hesap verecek. AK Parti Aksa İl Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Yönetim Kurulu üyeleri CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği skandal hakaretlerine karşılık düzenledikleri basın açıklamasıyla cevap verdi. Bildiğiniz üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi, yüreği yanarken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında burada tekrar etmeyi zorad ettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretle savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz. Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini milletin vekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil, onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkan vekili Şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK-PYD'nin Esad'ın inlerine düşen her Türk bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık azımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin bu grup başkan vekili Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin maşalığını yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki 5 grup başkan vekilimiz, 290 milletvekilimiz ve tüm AK Parti ailesi olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP grup başkan vekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize rahmet, ailelerine, sevenlerine ve yüce Türk milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Amin.